Başkan Erdoğan çok sayıda liderle telefonda görüşerek bayramlaştı. Yoğun telefon trafiğine dikkat çeken bir isim de vardı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan bayramını tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı dolayısıyla çok sayıda liderle görüştü. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El Ahmet El Cabir Es Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bayramlaştı. Merhaba Asgar. Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında İsrail Cumhurbaşkanı da vardı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan bayramını tebrik etti. Terör örgütü PKK için Kuzey Irak'ta çember daralıyor. Irak ordusu Sincar'da PKK unsurlarıyla mücadeleye devam ediyor. O mücadelede hangi başlıklar öne çıktı? Detaylar birazdan Ajans Bugün. Ankara'da siyasette bir gelenek, siyasi partilerde bugün bayramlaşma günü. Şimdi hemen Ankara'ya uzanalım. Ekibimizden İlter Yeşiltaş siyasi partilerdeki bayramlaşma programları ile ilgili ayrıntıları aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü İlter'e bırakalım. Haktan Uysal, bayramlaşma programları saat 9.30'da başlayacak. AK Parti ile öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek bayramlaşma. Daha sonra AK Parti ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramlaşacak. Ardından da diğer siyasi partilerle bayramlaşma programları gerçekleştirilecek. AK Parti'nin bayramlaşma programında HDP, Gelecek Partisi ve Deva Partileri yer almıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu yıl 17 partiyle bayramlaşacak. Tüm siyasi partilerle bayramlaşacağını söyleyebiliriz. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile de ilk kez bu bayramda Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşmış olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yine bayramlaşma video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. 6 siyasi partiyle bayramlaşacak Milliyetçi Hareket Partisi. Her zaman olduğu gibi HDP, Gelecek ve Deva Partileri Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma programında yer almıyor. İyi Parti ise yine HDP ile bayramlaşmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile de İyi Parti'nin bayramlaşma programında Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yer almadığını görüyoruz. Saatler 16.30-17'ye kadar bu bayramlaşma devam edecek. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi diğer siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak. Diğer partilerde ise bayramlaşma, örneğin İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma programları yüz yüze olacak Haktan Uysal. İlter, teşekkürler. Devam edelim siyaset gündeminden başlıklarla. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya'daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok demişti. Bu benzetmenin Türk yargısına yönelik bir hakaret olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını sert bir dille kınadı. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Gezi Parkı davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. CHP duruma tepki göstermiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türk mahkemeleri için Nazi benzetmesi yapmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Türk yargısına hakaret olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için Nazi benzetmesi yapması, bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet etti.
Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını Nazi mahkemelerine benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. Mahkeme kararını eleştirmek haktır. Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek haksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum. Erbil yönetimi Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarına hız verdi. Irak ordusu terör örgütü PKK'ya Sincar'dan çekilmesi için süre tanıdı. Aksi takdirde bölgeye büyük bir darbe vurulacağı ifade edildi. PKK ile çatışmalarını sürdüren Ezidiler de Sincar Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini istiyor. Terör örgütü PKK için Kuzey Irak'ta çember daralıyor. Erbil yönetimi PKK'ya bölgeden çekilmesi için süre tanıdı. Irak ordusu Sincar'da PKK unsurlarıyla mücadele ediyor. Çatışmalar sırasında bir Irak askeri yaşamını yitirdi. Ordu PKK'lı teröristlerin 2 saat içinde bütün karargahlarını boşaltmalarını istedi. Aksi takdirde büyük bir darbe vurulacağı ifade edildi. Irak'taki Ezidiler de Sincar'daki PKK varlığının bir an önce sona ermesini talep ediyor. Ezitan güçleri sorumlusu Haydar Şeşo, PKK'nın şiddetli çatışmaların ardından geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Irak'ta Bağdat ve Erbil yönetimleri Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma henüz yürürlüğe girmedi. Kuzey Irak'taki yetkililer son günlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çağrıda bulunuyor. Suriye ve İran sınırına teröristlerin ve düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla inşa edilen güvenlik duvarlarının büyük kısmı tamamlandı. Suriye sınırına 93, İran hududuna ise 40 kilometre duvar örüldü. Türkiye terörle mücadeleyi yurt dışında ve içinde sürdürürken sınırlara ise kilometrelerce uzunlukta duvarlar örülüyor. Suriye ve İran sınırına teröristlerin ve düzensiz göçmenlerin girişini engellemek amacıyla inşa edilmeye başlanan güvenlik duvarlarının büyük kısmı bitti. Bu kapsamda 911 kilometrelik Suriye sınırında Suriye sınırı fiziksel güvenlik sistemi çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen 192 kilometrelik duvarın 93 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yasa dışı geçişlerin engellenmesi için sınır hattında önlemler arttırıldı. Türkiye-İran sınırı da termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve insansız hava araçlarıyla korunuyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hatta geçen yıl ihale edilen 64 kilometrelik duvarın 40 kilometresi tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik kısmınsa bu yıl bitirilmesi öngörülüyor. Öte yandan Türkiye yabancı terörist savaşçı sorununa karşı havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan risk analiz grupları tarafından Şubat 2016'dan bu yana 7500 yabancı kontrol edildi. 5734 yabancı mülakata alınırken bunlardan 1745'inin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Ayrıca son dönemde yürütülen operasyonlarda DAEŞ'le ilişkileri nedeniyle yarısı yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık 2500 kişi gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve o günden başlığının içerisinde yer alan ayrıntılar. Ukrayna'nın doğusundaki İzyum kentinde üst düzey Rus subaylarının bulunduğu bir komuta merkezi füzelerle vuruldu. Saldırıda 200'den fazla Rus askerinin öldüğü iddia edilirken Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da ölümden döndüğü o iddialar arasında. Detaylara bakacağız şimdi ekibimizden. Mert Acalioğlu o noktada haber nöbetini tutmayı sürdürüyor. Bir kez daha Ukrayna'ya gidelim ve detaylar için sözü Mert'e bırakalım.
Paktan Ünsal o iddiayı aslında 2 gün önce dile getirmiştik ancak halen daha net bir açıklama yok. Halen daha iddia boyutunda. Evet, bir saldırı olmuş durumda. İzyum, Harkov bölgesinde bulunan bir nokta. Oraya bir saldırı gerçekleşti ancak bu saldırıda bu rakamlar doğru mu? Önemli olan aslında bu, çünkü 200 yüksek rütbeli kişinin orada, subayın öldürüldüğü belirtilmiş durumda. Bunların içerisinde Genelkurmay Başkanı'nın da şarapnellerden dolayı sağ ayağından, sağ bacağından daha doğrusu yaralandığı, tedavi altına alındığı ve bu tedavisinin de olumlu sonuçlandığı, herhangi bir hayati riskin olmadığı belirtilmiş durumda. Ancak halen daha iddia boyutunda. Evet, bir saldırı var ancak bu ifade edilenler doğru mu? Tabii ki İzyum oldukça önemli bir nokta. Rusya o noktadan komuta ediyor bu savaşı ve o noktaya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un bir ziyareti olmuştu. Gizli bir ziyaretti aslında ancak bilindiği üzere Ukrayna kanadı gerek Amerika Birleşik Devletleri'yle gerekse batılı ülkelerle birlikte istihbarat ağlarını artık birleştirmiş gibiler sahada ve bu hususta da bu istihbarat alınıyor. Orada gerçekleşen o gizli toplantıya saldırı gerçekleştiriyor ve iddiaya göre 200 kişinin orada hayatını kaybettiği, Genelkurmay Başkanı'nın da yaralandığı belirtilenler arasında kuşkusuz yansımaları olacak. Geneli, Ukrayna genelinde neler yaşanıyor biraz da bunlardan bahsedecek olursak. Savaşta 69. gün Rusya saldırılarını sıklaştırmış, yoğun bir şekilde sürdürürken Mariupol'den tahliyelerle ilgili ilk grup dün çıkış gerçekleştirmişti. Bugün de bu tahliyeleri sürmesi bekleniyor. Özellikle Azovstal tesislerinden çıkışlar için önemli girişimler vardı. Gerek Birleşmiş Milletler'in gerek Türkiye'nin girişimleri her iki tarafta aslında büyük oranda anlaşmaya vardı gibi görünüyor ve bu tahliyelerin sürmesi bekleniyor. Çok farklı bir detay var, bunu da paylaşmak istiyorum. Avrupa'da bilindiği üzere savaşın başladığı günden bu yana enerji krizi var, bir de gıda krizi var. Özellikle tahıl noktasında Ukrayna önemli bir ülke. Aslında Avrupa'nın tahıl deposu ifadesini kullanmamız da fayda var. Şu anda Ukrayna'nın limanlarında özellikle 4,5 milyon ton tahılın mahsur kaldığı belirtiliyor. Avrupa'ya götürülemiyor bunlar. Kuşkusuz bu da Avrupa'daki özellikle gıda fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Bunlarla ilgili de yakın zamanda bir çalışma yapılması gündemde. Çünkü karayolu ya da demir yolunu kullanarak bunların Avrupa'ya sevkiyatının sağlanması planlanıyor. Ancak demir yollarının birçoğu da vurulmuş durumda. Tek alternatif karayolu kaldı. İşte bu 4,5 milyon ton da tahılın mahsur kaldığını belirttik. İşte bunların gönderilmesi noktasında çalışmaların yürütüldüğünü belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Zelenski özellikle Rusya'nın bazı noktaları ele geçirdikten sonra da orada bulunan gıda ürünlerine ve ham maddelere el koyduğunu belirtmişti. İşte 4,5 milyon ton tahıl da şu an itibariyle Avrupa'ya gitmek için halen daha limanlarda mahsur bir şekilde bekliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Mert, teşekkürler. Devam edelim. AB ülkelerinin enerji bakanları kıtayı derinden etkileyen enerji krizini görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi. Avrupalı yetkililer hiçbir AB ülkesinin rubleyle doğalgaz satın almayacağına yönelik söylemlerini bir kez daha tekrarladı. Avrupa Birliği savaşın yol açtığı enerji krizini görüşmek için toplandı. Brüksel, Rusya'nın rubleyle doğalgaz satışı şartına bir kez daha kırmızı ışık yaktı. AB üyesi ülkelerin enerji bakanları kritik toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatan komisyon, söz konusu eylemi şantaj olarak değerlendirdi. Gazprom'un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir. Avrupa Birliği Enerji Komiseri, birlik üyesi ülkelerin Rusya'nın hamlesine karşı ortak tavır sergileyeceğini vurguladı. Ruble ile doğalgaz alımının yaptırım ihlali olacağını ifade eden Simpson, hiçbir Avrupa ülkesi ya da şirketin buna yanaşmayacağını iddia etti. Ramazan bayramının ilk gününde yollardan acı haberler geldi maalesef. Edirne'de bayram ziyareti dönüşü Tunca Nehri'ne uçan otomobilde bir karı koca hayatını kaybetti. İzmir'de ise aşırı sürat yapan sürücü kaza yaptı. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte olay yerinde can verdi. Trafik kazaları can aldı. Bayram günü yasa dönüştü. Seni var mı araya? Akbulut ailesi Edirne'ye bağlı Değirmen Yeni Köyü'ne bayramlaşmaya gitmişti. Akşam dönmek üzere yola çıktılar. Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti. Yaralı olarak araçtan çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ancak sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Nursel Akbulut'un tedavisi ise sürüyor. Nehre düşen araba vinç yardımıyla çıkarıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde de aşırı süratli otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Allah geride kalanlara sabır versin inşallah. Ekipler geldiğinde otomobil sürücüsü ve bir kişinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı 3 kişi ise hemen hastaneye kaldırıldı. Sakarya'da ise hafif ticari araçla otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldılar. İstanbul'da ise D100 karayolunda aynı noktada arda arda iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza D100 karayolunun Tavşantepe mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bir sürücü bulunduğu yerde sıkışırken diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı noktadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada ikinci bir kaza daha yaşandı. Başka bir otomobil itfaiye aracına çarptı. Ardından hafif ticari araçta kaza yapan o araca çarptı. Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldı. Yine İstanbul'dayız. Sarıyer'de seyir halindeyken kontrolden çıkan zırhlı polis aracı 3 metre yükseklikten bir alt yola düştü. Kazada iki polis memuru yaralandı. Araçtaki biber gazının patlaması nedeniyle çevredekiler de zor anlar yaşadı. Zırhlı polis aracı kontrolden çıkınca 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Kaza Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer Caddesi'nde seyir halindeki zırhlı polis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç demir bariyerleri aşarak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan araçta sıkışan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zırhlı araç da vinçle olay yerinden kaldırıldı. Olay sırasında yoldan geçen Baran Demirbaş, kaza sonrası aracın içerisindeki biber gazının patlaması nedeniyle gazdan çevredekilerin de etkilendiğini iddia etti. Aşağıdan yukarıya hızlı geliyor. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. İlk başta kaldırıma çarpıyor tekeri. Ondan sonra görünen demirlerden aşağıya zırhlı araç düşüyor. Durumları iyi Allah'a şükür. Bir sıkıntıları yok. Aracın içerisinde biber gazı patladığı için birazcık haliyle hepimiz etkilendik. Yani çevredeki halk da etkilendi. Tüm uyarılara, yaşananlara rağmen bayrama gölge düşüren bir olayı getireceğiz maalesef diyerek ekranlarınıza. Adres Sakarya. Adapazarı ilçesinde bir kişi bayram kutlaması bahanesiyle havaya ateş açtı. O silahtan çıkan kurşunlardan biri evlerinin bahçesinde bekleyen 16 yaşındaki kız çocuğunun başına isabet etti. Yorgun mermiyle başından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kızın sağlık durumu ise kritik. Havaya ateş açıldı. Yorgun mermilerden biri bir çocuğu az daha hayattan koparıyordu. Yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesiydi. Bir kişi iddiaya göre Ramazan bayramını da bahane ederek peş peşe silahını ateşledi. Ancak silahtan çıkan kurşunlar bir süre sonra yorgun mermi olarak evinin bahçesinde bekleyen 16 yaşındaki Nuray Dağ'ın başına isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis şimdi silahı ateşleyen kişiyi arıyor. Kars'a gideceğiz. Kars'ta önceki gün kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu.
Her yerde aranan çocuktan hala haber yok. Güvenlik güçleri, ekipler, vatandaşlar, herkes seferber oldu. 12 yaşındaki Tarık'tan bir iz aradılar. Kars merkez Halefoğlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki Tarık Altun kuzenleriyle hayvan otlatmak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Amca Taner Altun yeğeninin nasıl kaybolduğunu bu sözlerle anlattı. Diğer çocuk inekleri geçirirken geliyor bakıyor ki Tarık yok. Şahin'e soruyor diyor Şahin Tarık nerede? Diyor, Tarık üşümüş ben eve gönderdim. O yukarıya geliyor. Yukarıdan çocuk diğer malı toplamaya gidiyor. Oradan yani çocuğun gözünün önünde kayboluyor. Selma, Oktay Altun çiftinin ihbarı üzerine köye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge yani dümdüz arazi bölgedir. Aradık taradık bulamadık. Arama çalışmalarına Halefoğlu köyü sakinleri de destek verdi. Şu bölge bir gece sabah kadar taradılar. Bugün de yine aynı bu şekilde şu civarlara gittiler. Tabii burada 2-3 tane bir 4-5 tane bir gölet var. O göletlere gelecek şey değildi ama çocuk nasıl olduysa belki uyumuş da olabilir. Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünde hayvanları otlatmak için işte bu noktaya gelen 12 yaşındaki Tarık'tan bir daha haber alınamadı. Jandarma ekipleri köyün hemen 2 kilometre yakınında bulunan göletin etrafında arama ve tarama faaliyetlerini yürüttü. Ancak şu ana kadar 12 yaşındaki Tarık'tan bir ize rastlanılmadı. Tarık Altun arama çalışmaları devam ederken geniş çaplı soruşturma da başlatıldı. Ekranlara getirdik arama çalışmalarını. O arama çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri takip eden ekibimizden isimse Yüksel Akalan. Şimdi hemen bir kez daha o noktaya gideceğiz. Yeni bir görüntü de var. Yüksel de ayrıntıları aktarmak için hazır. Sözü hemen Yüksel'e bırakalım. Evet Haktan Uysal, 12 yaşındaki Tarık arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Tarık'a ait olduğu iddia edilen bir video güvenlik güçlerinin eline ulaştı. 12 yaşındaki Tarık şu anda bulunduğumuz Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünden yaklaşık araçla 1 saat 10 dakikalık mesafe uzaklıkta, yürüyerek ise 9 saatlik uzaklıkta bir mesafede çoban tarafından videosu çekilmiş. Tabii şu anda ekipler de yine Halefoğlu köyünde tedbir amaçlı gölette arama çalışmaları yapacak, hazırlıklar yapılıyor. Artvin ve Diyarbakır'dan gelen dalgıçlar bu noktada son hazırlıklarını yapıp ardından köyün hemen 2 kilometre ötesindeki gölette arama çalışmaları yapacak. 12 yaşındaki Tarık'a ait video ise Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy mezrasında çekildi. Orada bulunan bir çoban tek başına gezen bir çocuğu görünce videoyu çekip güvenlik güçlerine iletti. Ve güvenlik güçleri gelen videoyu ailesine ve kaybolduğunda yanında bulunan kuzenine göstererek Tarık'a ait olduğunu teyit etti. Sevindirici haber şu an Tarık'ın yaşadığı ve ekipler hemen Arpaçay'ın Koçköy bölgesine doğru iki ekibe bölündüler. Ve o noktada da yoğun bir şekilde arama çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ise dediğimiz gibi hemen kaybolduğu noktada bir gölet bulunuyordu ve göletin etrafında dalgıçlar getirildi. Özel dalgıçlar şu anda traktör ve römork yardımıyla o noktaya doğru gidecekler. Tabii kaybolduğu andan itibaren Halefoğlu köyündeki vatandaşlar da bu noktada bulunan ekiplere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bütün imkanları onlara sunmaya çalışıyorlar ve köyde yaşayan bir vatandaş şu an bu noktada traktörünü getirdi ve römorkla birlikte yine dalgıçlar hemen göletin bulunduğu noktaya götürülecek. Çünkü araçla gidilmesi oldukça zor. Yağıştan dolayı arazi de yumuşak ve çamur halinde olduğu için traktör yardımıyla ekipler o noktaya ulaşacak. Tedbir amaçlı gölette de yine arama çalışmaları yapılacak. Tabii önemli olan şu anda Kars'ın Arpaçay ilçesinde Koçköy mezrasındaki videonun çekildiği noktada arama çalışmaları da devam ediyor. İnşallah gün içerisinde sevindirici bir haber gelir ve biz de ekranlarımızdan paylaşırız diyelim. Sözü merkeze bırakalım. İstanbul'dayız. İstanbul Sultan Gazi'de freni boşalan YTT otobüsü yol kenarındaki araziye, boş araziye savruldu. Otobüste hasar meydana geldi. Otobüsün freni patladı. İçinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza Sultan Gazi'de meydana geldi. İETT otobüsü freni boşalınca şoför direksiyonu yol kenarındaki araziye kırdı.
Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken araçta hasar meydana geldi. Kazadan dolayı ekili arazisi zarar gören kadın duruma tepki gösterdi. Yolda çocuk vardı diye. Ona çarpmamışım, buraya girdim diye. Süratli gelmiş ya, süratli gelmiş. Bizim bahçemiz ekiyoruz oğlum be. 8 senedir ben yapıyorum burayı. Zarar gördü oğlum, bak burada 3-4 tane erik ağacı var, hepsini yıkmış. Otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Anadolu'da bayram gelenekleri yaşatılmaya devam ediliyor. Hakkari Yüksekova'daki Aksu ve Balkaya köylerinde her bayram namazı sonrasında köy meydanında buluşanlar birbirleriyle bayramlaşıyor. Bu bayramda ortaya renkli görüntüler çıktı. Yüzler barışıyor, dostluklar pekişiyor. Hakkari'de her bayram bu tablo ortaya çıkıyor. Köyün büyüğü 80 yaşında, o da burada. En küçüğü 7 yaşında. Yüksekova'nın Aksu ve Derecik ilçesinin Balkaya köylerinde yaşayanlar 2 yıldır pandemi nedeniyle bu geleneği yaşatamadı. Bu bayram büyüklerin eli öpüldü. Herkes sarılıp bayramlaştı. Selam. Hep birlikte kahvaltı sofrasına oturan köylüler daha sonra ölmüşlerine dua etmek ve bayramlaşmak için mezarlığa gittiler. Bu gelenek nesilden nesile aktarılıyor. Bayramlar yalnız yaşanmıyor. Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç marketlerin yürüttüğü fiyat oyununu deşifre etti. Tarladan sofraya gelene kadar fiyatların nasıl arttırıldığını anlatan Kılıç, milyarlarca lira ceza yediler, hala devam ediyorlar dedi. Geçen yıl hatırlayın, gıda fiyatlarındaki artışlar bazı ürünlerde %100'leri geçti. Yani bunların aslında dünya gıda piyasasıyla da uyumlu olmadığını görmek mümkün. Bir de Melih Bey, biz dünyada tarım arazisi açısından 34. sırada bir ülke olmakla beraber, efendim 14. sırada 10. sıralara indirdik. Bakın, tarımsal üretim yapan bir ülkeyiz aslında. Yani bizim üretimlerimizde her geçen yıl artış var. Kendi kendine yeterliliğimiz var. İhracatçı bir ülkeyiz biz gıdada. Bakın, yılda 125 milyar dolarlık gıda ihracatı yaparız. 17 milyar dolarlık da gıda alırız. Yani yılda cari açığın kapatılmasına da 8 milyar destek veren bir ülkeyiz. Peki bütün bunlar böyleyken ve girdi maliyetlerinin sıkıntısını özellikle üretici katlanmak zorundayken ve bizim üreticimiz hala tarlada 2 liraya sattığını, kendi de bir tüketicidir aynı zamanda üreticilerin, marketten gidip 30 liraya almasını açıklama imkanımız yok. Dolayısıyla burada elbette çıkarları zedelenenler olacak. Elbette bunları açık bir şekilde, bunları ifşa eden, bunları anladıklarını anlayan ve topluma anlatmaya çalışanlarla alakalı bir takım endişeler elbette olur. Bizlerle de olur. Devletten güçlü kimse yoktur. Güçlü olan millettir. Dolayısıyla insanlar doğruyu söyleyenin yanındadır ve bunlardan toplum daha güçlüdür. Biz söylemeye devam edeceğiz. Eskiden bu zincirlerin şu anda Türkiye'de gıdanın özellikle tüketici boyutundaki alana hakim olanların eskiden efendim üreticiden direkt mal alabilme yetkileri yoktu. Bakın bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bir gene yaygara başlattılar 2012 yılında, 13 yılında. Dediler ki bu komisyoncular, bu esnaflar, tüccarlar asıl bu büyük paraları, vurgunları yapan adamlar dediler. Medya gücünü çeşitli grupları da kullanarak toplumu böyle inandırdılar. Hatta bırakın toplumu, siyaseti de inandırdılar. Dolayısıyla siyaset çok iyi niyetli. Yine bizim AK Parti, biz çok iyi niyetli bir şey yaptık. Dedik ki, efendim bunlar, madem bu aracılar, bunu yapanlar, aracıları azaltalım. Bunlar direkt üreticiden ürün alabilsinler ve getirip bunu tüketiciye ucuz fiyata yansıtsınlar dedik. Üreticinin cebinden, üretici hakkını alsın, tüketicinin cebinden de az para çıksın. Bakın son derece iyi niyetli, hakka niyetli bir yaklaşım. Fakat bu komisyoncuları ve efendim buradaki tüccarları refüze ettikten, sistemden çıkardıktan sonra Türkiye'de hallere girmesi gereken 60 milyon ton ürünün
sadece şu anda 20 milyon tonunun girecek hale getirdikten sonra 40 milyon tonunu bu beyler gidip üreticiden direkt aldılar. Zincir fiyatları kendileri oluşturdular. Aracılarıyla fiyatları oluşturdular. İstedikleri şekilde kendilerine fatura ettirdiler. Bizim Türkiye'de özellikle ticaret derinliği olan ürünlerden, sebzeden, meyveden, hayvansal ürünlerden bahsediyoruz. Bunların toplam Türkiye'de yani aşağı yukarı 60 milyon ton civarında bir üretim var. Eğer Melih Bey bunlar hallere gelmiş olsa, hallerdeki komisyoncular, hallerdeki ticaret erbapları, kendi namı hesabına çalışan tüccarlar ve hatta bunlar, bu zincir marketlerin temsilcileri de dahil. Düşünün ki orada üreticinin malının rekabet ortamında şekillenebileceği bir ortamda alışveriş yapsalar, emin olun orada fiyatlar olması gerektiği yerde şekillenir. Antalya'da portakal üretim mevsimi, toplanma mevsimi diyelim. Bu beyler oluşturdukları büyük ekonomik güçleriyle kendi aralarında ilçe ilçe bölüyorlar. Birkaç tane adamlarını piyasaya salıyorlar, diyorlar ki efendim kendi aranızda da istişareyi kaybetmeyin diyorlar. Niye bunu, bakın bu bir zan altında bırakmak değil. Bunların bu icraatları kayıt altına alındı. Milyarlarca ceza yediler. Antalya'da kiracılar fahiş kira artışlarına karşı harekete geçti. Son 4 ayda 1778 kiracı fahiş artış isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Şikayetlerin 1150'si ise sadece ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi sebebiyle yaşandı. Antalya'da kiracılar fahiş artışlara karşı şikayet yağdırdı. Son 4 ayda 1778 kiracı fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Şikayetlerin 1150'si ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi, 278'i kontrat bitimi sonrası kiracının evden çıkması yönünde ihtarname göndermesi, 13'ü de yeni kontrat yapılmasına rağmen sözleşmeden vazgeçilmesini kapsadı. Kiracılardan 147'si aidat artışı, kalanı da kira artışlarına yönelik farklı şikayetlerle yardım talep etti. Antalya Tüketiciler Birliği verilerine göre Antalya'da kira fiyatını yabancılar belirliyor. Geçen yıl 3 bin liradan kiraya verilen evler bu sene 12 bin ila 20 bin lira seviyesinde seyrediyor. Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatını almayı planlayanların bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini paylaşmıştık. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı iş yerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alıyor. Kıdem tazminatındaki kritik başlıkları ve merak edilenleri Filiz Uçan özetleyecek şimdi. Detaylar için vakit geçirmeden sözü Filiz'e bırakalım. Haksan Uysal, özellikle milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatı ile ilgili birçok soru var akıllarda. Bu soruları aslında açıklık getirmiş olacağız. Kısa başlıklarla birlikte izleyicilerimizle daha fazla merakta bırakmadan aslında paylaşmak istiyorum. Soru cevap şeklinde aslında bakalım. Örneğin son 15 yılın 8 yılını çalıştığım iş yerinden kıdem tazminatı olarak alabilir miyim diye bir soru geldi akıllara. Peki nasıl olacak bunun cevabı? İlk sigortalı olduğu tarihten itibaren 15 yıl geçmiş, ancak son 8 yılını en son çalıştığı iş yerinden almak istiyor bir izleyici ya da bir vatandaş. Ne yapması gerekiyor? Son çalıştığı iş yerinden son bir yıl içerisinde eğer orada çalışıyorsa, 15 yıl içerisinin son 8 yılını bile o iş yerinde geçirmiş olsa, yine de o şirketten, en son çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatını almaya artık hak kazanmış oluyor. Peki işe iade davası sürerken boşta geçen süreyi tazminat olarak ya da kıdem tazminatı şeklinde hesabıma dahil edebilir miyim diye bir soru geldi. Bunun cevabı ne olacak? İş sözleşmesinin geçersiz nedenler nedeniyle feshedildiği takdirde ve bunun tespit edildiği takdirde de yine işe iade davasını kazanan çalışan ister çalıştırılsın ister çalıştırmasın bu boşta geçen sürenin de yine kıdem tazminatını alabiliyor. Bu hakkı da yine sahip olmuş oluyor. Peki sigortasız bir çalışanım yine kıdem tazminatından faydalanabilir miyim? Kıdem tazminatı alabilmek için sigortalı olma şartı bulunmuyor. Bu kişiler de yine son bir yıl içerisinde o en son çalıştığı iş yerinde çalıştığı takdirde kıdem tazminatını alabilir. Ancak bu konuda kısa bir önemli dipnot var. Bu da sigortasız çalıştıklarını İbrahim
itiraz etmeleri gerekiyor. Bu takdirde de yine bu kişiler de kıdem tazminatlarını alabilirler. Bedelli askerlik yapanlar ya da askerlik görevi için işten ayrılmak zorunda olanlar kıdem tazminatını alabilirler mi? Elbette ki askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda olanlar da yine kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bedeller için de yine aynı koşullar geçerli. Bedelli askerlik yapanlar da kıdem tazminatından yararlanabiliyorlar. Peki memuriyete geçiş için işimden ayrılacağım. Yine kıdem tazminatını alabilir miyim ayrıldığım iş yerinden? İş kanununa göre bu koşulda, yani memuriyete geçmek için işinden ayrılanlar kıdem tazminatını maalesef ki alamıyorlar. Ancak ben kıdem tazminatını almak istiyorum. İşverene böyle bir talepte bulunacağım. İşveren de bunu kabul ederse elbette bunun içinde bir engel yok. Ancak bu bir koşul değil. Yani şart değil. Çıraklar kıdem tazminatı alabilirler mi? Çıraklar da kıdem tazminatından yararlanamıyorlar. Bunlar da yine iş yerlerinde çalıştıkları takdirde işverenin işçisi olduğu takdirde kıdem tazminatından yararlanabiliyorlar. Bu koşullarda yine önümüzdeki nedenlerden yine ölüm ya da işverenin tazminat durumu ya değişirse, işverenin ismi değişirse bu kişiler de yine kıdem tazminatından yararlanabiliyorlar Haktan Uysal. Dünyanın en büyük beyaz elması 11 Mayıs'ta satışa çıkacak. 228 karatlık elmasın tahmini fiyatı ise 30 milyon dolar olarak öngörüldü. ...228 karatlık dünyanın en büyük beyaz elması satışa çıkıyor. Kaya olarak adlandırılan elmas 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarıldı. Christie müzayede evinde satışa çıkarılacak elmasın tahmini değeri 20 ila 30 milyon dolar arasında görülüyor. 250 yılı aşkın süredir hizmet veren müzayede evi 228 karatlık elmasın bir rekor olduğunu belirtiyor. Armut kesim dünyanın en büyük beyaz elması 11 Mayıs'ta tekliflere sunulacak. Müzayedede ayrıca 205 karatlık bir sarı elmas da satışa çıkacak. Sarı elmasın satılacağı fiyatsa 10 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Saatlerimiz sonu gösteriyor. Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için çabalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'yla telefonda görüştü. Mariupol'deki sivillerin bir an önce tahliye edilmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye, Ukrayna'da savaşın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için kritik bir adım daha attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla telefonda görüştü. Akar, görüşmede Ukrayna'daki insani durumun düzeltilmesi gerektiğini ve sivillerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede yaşananlar ve son durum ele alındı. Akar, bölgedeki insani durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirterek ateşkes vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Akar, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini hatırlattı. Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya ve bölgede barışın temini için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin bir kez daha altı çizildi. Saadet ve Deva Partisi Genel Başkanları muhalefetin vatandaşın güvenini kazanma konusunda eksikliklerinin olduğunu ifade etti. İşte o açıklama Kılıçdaroğlu'nda rahatsızlığa neden oldu. Ana muhalefet lideri altılı masada güven probleminin olmadığını, aksine halkın kendilerine güvendiğini söyledi. Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Önce bunu yapmamız lazım. Mümkün değil yani. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun muhalefete güven sorunu olduğuna dair açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlığa neden oldu. Sözcü gazetesine konuşan ana muhalefet lideri ortaklarının aksine halkın altılı masaya güven duyduğunu dile getirdi. Halk güven duyuyor. Her bir vatandaş kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın, altılı masada kendisini temsil edecek bir aktör görüyor. Bu kavgayı hep birlikte, yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Kavga edeceğiz.
CHP Genel Başkanı tartışmalara neden olan kavga edeceğim sözleriyle ilgili de konuştu. Bu kez ılımlı mesajlar verdi. Toplumun dikkatini çekmek istedim. Devleti kinle, öfkeyle yönetmeyeceğiz. Deva Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararının sorun yaratmayacağını da dile getirdi Kılıçdaroğlu. Başkent'te siyasette bir gelenek, bayramlaşmalar ve siyasi partiler bayramın ikinci günü o bayramlaşmaları gerçekleştiriyor. Ayrıntıları almak için canlı yayın noktamıza Ankara'ya uzanacağız. Ekibimizden İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktarmak için hazır. İlter, bayramlaşma programları başladı mı? Detayları aktarır mısın lütfen? Başladı Halktan Uysal. Şu sıralarda da Cumhur İttifakı ortakları bayramlaşıyor. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki bayramlaşmada saat 9.50 itibariyle başladı. Bu bayramlaşmada tabii ki güncel siyasi gelişmeler de şüphesiz ele alınıyor. Özellikle 2023 seçimlerine ilişkin partilerin hedefleri, diğer yandan malum Pençe Kilit operasyonu devam ediyor. Bu operasyona ilişkin değerlendirmelerde bayramlaşma sırasında yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yılki bayramlaşma programında yine HDP, İYİ Parti, Deva ve Gelecek Partileri yer almadı. AK Parti ile bayramlaştıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi, daha sonra diğer siyasi partilerle bayramlaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu yıl 17 siyasi partiyle bayramlaşıyor. Tüm siyasi partilerle bayramlaşacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan İYİ Parti'ye baktığımızda İYİ Parti bu yılda yine Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP ile bayramlaşmayacak. Bayramlaşmalar 9 itibariyle başlamıştı. Akşam saatlerine kadar devam edecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda video konferans yöntemiyle bayramlaşıyor. Diğer siyasi partilerdeki bayramlaşmalarsa yüz yüze gerçekleştirilecek. AK Parti yine geçtiğimiz yıl HDP ile bayramlaşmamıştı. Bu yılda HDP ile bayramlaşma olmayacak. Deva ve Gelecek Partisi ile de yine AK Parti bayramlaşmayacak. Biz de bu bayramlaşma programlarını takip ediyoruz. Aktarmayı sürdüreceğiz Halktan Uysal. İlter'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gazetelerin manşetlerini de sizlerle buluşturacağız. İlk olarak Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde bayram coşkusu yer alıyor. 2 yıllık zorunlu ayrılığın ardından milyonlarca insan el öperek, sarılarak bayramlaşmanın tadını çıkardı. Camiler doldu taştı, evlerde bayram heyecanı tekrar yaşandı. Eller öpüldü, açlıklar toplandı. En çok da bayram elbette çocukları mutlu etti. Camilerde bayram namazı heyecanı haberin diğer alt başlığı. Tarih mücadelemizi hayırla yad edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daydı. İstanbul'da bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu mesajı oldukça önemliydi. Başkan Erdoğan vatan nöbetindeki Mehmetçiğin Ramazan bayramını da kutladı. Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir dedi. Şimdi çok özel görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Kahraman Mehmetçik bu bayramda da görev başındaydı. Eren Abluk operasyonlarında sahaya çıkan askerler bayramlaşarak görev değişimi yaptı. O anlara ekibimiz de eşlik etti. Sizlerle buluşturma zamanı. Bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. Görev değişimi yapan Mehmetçik üst bölgesinde bayramlaştı. Arkadaşlar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan Eren Abluka operasyonları aralıksız sürüyor. Bir kısmınız Eren Abluka operasyonlarından geldi. Bir kısmınız Eren Abluka operasyonlarına çıkacak. Bölücü terör örgütüne karşı ara bul yok et prensibiyle operasyon icra edecek. Şehit jandarma Murat Taylan Öncel, komando üst bölgesinde görev yapan askerler Ramazan bayramında da sahaya çıkıyor. Dikkat! Dikkat! Terörle mücadele operasyonları bölgede aralıksız devam ediyor. Eren Abluka operasyonları Diyarbakır'da 2 farklı bölgede başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan personeller katılıyor. Ve bugün mübarek Ramazan bayramı, operasyona giden ve operasyondan gelen timler şu anda asker ocağında bayramlaşıyor. Timlerimiz ara bul yok et prensibi kapsamında operasyon icra edecekler.
hiçbir zaman araziyi boş bırakmıyoruz. Bölücü terör örgütünün ülkemizin huzurunu, vatandaşımızın huzurunu bozmasına izin vermiyoruz. Yüce milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit Murat Taylan Öncel Üs Bölgesi'nde görevliyiz. Buradan tüm şehit ve gazi ailelerinin ve ailemin Ramazan bayramını tüm içtenliklerimle kutluyorum. Şeker ve kolonya ikram edilen Mehmetçik, ailelerinden uzakta geçirdikleri bayramı komutanları ve silah arkadaşlarıyla kutladı. Biz burada görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz. Türk milletinin bayramı mübarek olsun. Buradan bütün Türk milletinin bayramını kutluyorum. Ayrıca 2 yaşında bir kızım var, İsmi Asya. Gözlerinden öpüyorum onun. Jandarma komando timleri olarak devletimizin Uzungöl'de operasyonu ve faaliyetleri icra etmemizin ardından burada bayramlaşma içtiması gerçekleştirmekteyiz. Ben buradan önce şehit ve gazi yakınları ardından şu anda görev başında çalışan tüm kardeşlerimin Ramazan bayramını kutlar, en içten dileklerimi iletirim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Şimdi bayramda havanın notlarına bakacağız. Sıcaklıklar düştü demiştik. Tüm yurtta özellikle batı bölgelerden itibaren yağış bekleniyor. Peki diğer ayrıntılar neler? İşte yanıt. Tüm yurtta sıcaklıklar düştü. 42. yağmurlara etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde Ramazan bayramı serin ve yağışlı geçecek. Nisan'ı bol yağışla uğurladık. Mayıs'ı ve bayramı da yine yağışla karşıladık. Hafta sonuna kadar da yurdun birçok kesiminde yağış etkili olacak gibi görünüyor. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, kuvvetli rüzgarların da beklendiğini söyledi. Marmara'da ve Ege'de kuvvetli rüzgar var. O nedenle sıcaklıklarda da bir düşüş hissedeceğiz. Çünkü rüzgarlar kuzeyli yönden esiyor. Özellikle Marmara ve Ege'yi kuvvetli rüzgarlar hakkında. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ise kuvvetli yağış hakkında, özellikle Antalya çevresini kuvvetli yağış hakkında uyaralım. Batıda başlayacak yağışlar bayramın ikinci gününden itibaren iç kesimlere kayacak. Sadece Antalya ve Muğla'da ve Sinop, Samsun'da yağış beklemiyoruz. Çok kuvvetli yağışlar değil ama gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli etki gösterip etkisini kaybediyor. Hava sıcaklığı tahminlere göre 10-12 derece düşecek. Çarşamba günü ise yağış yurdun batısını yavaş yavaş terk ediyor. İstanbul'da da yine çarşamba öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak. Öğleden sonra iç kesimlere doğru kayıyor. İç kesimlerde etkisini çarşamba günü de sürdürüyor. Ve Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gününe kadar etkili olacak gibi görünüyor. Sıcaklıklar da bir geçtiğimiz haftaya göre 10-12 derece geçtiğimiz hafta sıcaklıklarının altında. Tahminler bu yönde. Peki şu anda havanın gündeminden notları sizlerle paylaşacak olsak, hava radarı bize ne anlatıyor? Anlık verileri hemen ekranlara taşıyalım. Şu an itibariyle az evvel de ekranlara getirdik. Yurdun batısından özellikle Marmara bölgesinden giriş yapan yağışlı hava etkisini İstanbul'a kadar gösteriyor. Hava kapalı, özellikle Trakya bölgesinin tamamında. Ama iç bölgelerde Aksaray, Kayseri, Sivas ekseni üzerinde de yağışlı havayı görüyoruz. Peki ilerleyen saatlerde nasıl bir hava değişimi olacak? Batıdan doğuya doğru bu hava kütlesinin ilerlediğini, yağışlı hava kütlesinin ilerlediğini söylemiştik. Haritada bize onu anlatıyor. İstanbul'dan giriş yaptıktan sonra özellikle batıda Balıkesir'de, Eskişehir'de ilerleyen saatler itibariyle de Ankara'da ve Orta Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de yağış etkisini sürdürecek. Kapalı, yağışlı ve mevsim normallerinin sıcaklık olarak da altında bir bayram ve sonrasını geçireceğiz. Ardından da güneşli günleri bekliyor olacağız diyelim. Gündemdeki diğer başlıklarla Ajans Bugün'e devam edelim. Dünyanın dört bir yanında Ramazan bayramı kutlanıyor. Bayram vesilesiyle dünya liderleri de tebrik mesajları paylaştı. Hangi lider bayramı nasıl kutladı? Ekranlara getirelim. Ramazan bayramı geldi. Dünyanın dört bir yanından liderler de İslam aleminin bayramını kutladı. ABD Başkanı Joe Biden, eşim Jill ve ben bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz dedi. Bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti. Независимцам,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayram kutlamasında Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor ifadelerine yer verdi. Putin, bayram insancıl ideallere, dindarlığa ve merhamete bağlılığı sembolize ediyor dedi. Guten Morgen. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Ramazan bayramının Almanya'da birlikte yaşamın bir parçası olduğunu belirtti. Steinmeier, çok sayıda Müslümanın yaşadığı ülkede bayramın hem Müslümanları hem de diğer inançlardaki insanları birbirine bağlayan bir kutlama olduğunu ifade etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da eşi ve kendisinin tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladığına ilişkin bir yazı yayımladı. Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'ta açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa, Japonya ve İngiltere Merkez Bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da Fed'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek. Detayları alacağız şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada bizi A Para'da ekibimizden Rıfat Fırat bekliyor. İyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Kolaylıklar mesajıyla sözü Rıfat'a bırakalım. İyi bayramlar Aktal Uysal. Tabii kritik Fed haftası geldi çattı. Federal Açık Piyasa Komitesi bugün toplanıyor ama faiz kararını yarın Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak. 21.30'da da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısında geçip piyasanın o yakından takip edeceği açıklamaları yapacak. Peki piyasa Fed'den ne bekliyor? Hemen bunu aktaralım size. Tabii son toplantısı olan Mart ayında Kasım 2018'den bu yana yani son 3 yılın ilk kez faiz artırımını yapmıştı ve faizleri 0.0'dan 0.25 aralığına yükseltmişti. Piyasalar Mayıs ayı toplantısında Fed'in 50 baz puanlık faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Zaten Powell da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmiş. Haziran ayı toplantısı için de 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Gelen olumsuz ekonomik veriler sonrası piyasalar Fed'in Haziran ayında 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Malumunuz geçtiğimiz Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılının ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri sürpriz bir şekilde %1,4 oranında daralma yaşadı. Piyasa bunu beklemiyordu. ABD'nin %1,1 oranında büyümesini bekliyordu ama olmadı. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyon var. 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşamaya devam ediyorlar. Rekor üstüne rekor tazeliyor. Yıllık bazda %8,5'a yükseldi enflasyon. Tabii gerçekleşen ekonomik daralma bir taraftan, diğer taraftan da resesyon endişeleri var. Yeniden gündeme geldi enflasyonla birlikte. Tabii bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde stagflasyon riskini de artırıyor. Tabii Powell'ın mesajları da önem arz ediyor. Fed'in faiz artırımlarında vitesi yükseltebileceğine dair mesajlar gelirse piyasalar buna tepkisiz kalmayacak. Bizler de hep beraber yarın saat 21 ve sonrasında Powell'ın açıklamalarını 21.30'da takip edeceğiz ve göreceğiz diyerek sözü size bırakalım. Rıfat'a teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle buluşturacağız. Ekonomi başlığı ile ilgili önemli gelişmeler de var. Gazetelerin manşetlerinde de yansımış durumda. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Birazdan da ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağım. İşte hal yasasının yeni detayları. Aracısız satana vergi yok. Halde tekelcilik bitecek. Herkesin tek işletmesi olacak. Ürününü aracısız satanlar teşvik edilecek. Mafya düzeni bozuluyor, zincir tarladan alamayacak alt başlıklar. Son aşamaya gelen hal yasasına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Hallerde mafya denilen yapılanmaların kökü kazınacak. Bir kişinin birden fazla işletmesi olamayacak. AK Parti'den edinilen bilgileri aktarıyor gazete. AK Parti kaynakları, kardeş amca aile boyu işletiyorlar, kimseye fırsat vermiyorlar. Yeni taslakla belli kişilerin hale kümelenmesine izin verilmeyecek ifadeleri yer almış gazetedeki başlıkta. Ama geride bıraktığımız akşam Sebep Sonuç programında hal yasası ile ilgili o son açıklamaları Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç yapmıştı. O özel sözlerini ve detaylarını şimdi ekranlarınıza getirelim. Şimdi halde komisyoncu biliyorsunuz %8 kanuni
kar payı vardır. Onu da üreticiden alır ve fiyatı artırıcı bir şey değildir. Hmm. Ama halde ayrıca bir de tüccar vardır ki tüccar kendi fiyatını kendi belirler. Alıcı bulduğu sürece de istediği fiyata satabilir. Şimdi bunun bir narhı yok. İşte tam da bu adamlar kanunun bu tarafından yararlanıyorlar. Oradaki ticaret yapan kendi namı hesabına ticaret yapanlara fatura ettiriyorlar ki bunu komisyoncu yapamaz. Ayrıca bir halde bir komisyoncunun başka komisyoncuya mal satması, onun bir başkasına satması ve fiyatlar arttırması yasaktır. Kanun buna müsaade etmez. Kendileri bu aracı tüccarlarla bu işi yapıyorlar. Hal yasasıyla alakalı, perakendecilik yasasıyla alakalı, e-ticaretle alakalı devlet bir daha ya keşke şunu da yapsaydık demeyecek incelikte böyle kılı kırk yararak hazırlıklarını sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda özellikle bu konu üzerindeki hassasiyetini kendi şifayen de televizyonlarda ifade ediyor. Ben inanıyorum ki şu andaki yaşanan sıkıntıların en azından içeriden kaynaklı olanları, kötü niyetli olanlarını ama dünya konjonktüründen, gıda fiyatlarından, pandemiden kaynaklı olanlara bir şey yapamayabiliriz. İçeriden haklı gerekçelere dayanmayan, bir takım fazla kazanma arzusundan kaynaklanan, ticaret ahlakına uymayan, bir ülke vatandaşlığına uymayan, ülkenin zengininden beklenmeyen davranışları gösterenlerle alakalı da elbette zaptırapta altırmak bizim görevimiz. Bayramda jandarma turizm bölgelerinde asayiş denetimi yapıyor. Ayrıntıları almak için hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Tayfun Er bizi bekliyor. Bir denetim noktasında. Tayfun, öncelikle sizin ve ekibimizin bayramını kutlayalım. Ardından da görev yapan arkadaşlarımızın da jandarmaların da bayramını kutlayarak kolaylıklar dileyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkürler Haktan Uysal. Biz de İzmir'den iyi yayınlar diliyoruz. Evet, bayramın ikinci günündeyiz. Yurtta asayiş ve trafik olarak jandarma teşkilatı İzmir İl Jandarma Komutanlığı sahada vatandaşın huzur ve güveni için sahada denetimlerini sürdürüyor. Şu anda Menemen'i İzmir'i İstanbul'a bağlayan devlet yolu, tabii İzmir-İstanbul otoyoluna, güney tarafta da Kuzey Ege otoyoluna bağlanan ve önemli bir yük taşıyan karayolunda jandarma, trafik ve asayiş ekipleri denetimlerini sürdürüyorlar. Tabii burada trafik özelinden başlayacak olursak İzmir İl Jandarma Komutanlığı Türkiye'de ilk kullanılan yerli ve milli hız tespit radarıyla denetimlerini sürdürüyor. Tabii bu enstrüman henüz daha çok yeni ve işte gördüğünüz portable modeli şu anda Türkiye'de ilk kez İzmir'de kullanılıyor. Şimdi jandarma trafik timinin yetkilisi burada. Şu anda size onu göstereceğiz. İşte bu radar 4 şeritte onlarca farklı sınıfta eş zamanlı takip yapabiliyor. Araççı sınıf, şerit lokasyonu, plaka ve araç görseliyle bunun yanında birçok önemli her bir araçta her bir araç için ayrı ayrı tespit yapabiliyor. Yağmurlu ve sisli havada gece gündüz tespit yapabiliyor. Aynı zamanda araç üstüne de monte edilebiliyor. Bu tabii ki personel için de ayrı bir iş verimliliği sağlıyor. Şimdi asayiş ve trafik kontrolü için noktaya doğru ilerliyoruz. Şimdi jandarma asayiş ekipleri içerisinde bomba, narko ve asayiş köpekleri de şu anda görev başında. Makyaj, temiz ve tahmin. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde işte bu değerli köpekler, narkotik, asayiş ve bomba ekipleri. İşte İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcımız ve kadın personelimiz de şu anda vatandaşlara asayiş kontrolü yapıyor. Bayramla ilgili uyarıları yapıyorlar. Tabii burada emniyet kemeri ve hız denetimi konusunda uyarılar, jandarma teşkilatının yaptığı çalışmalar çok çok önemli. İzmir'de 348 noktada 1600 tim ve unsur ile 5648 personelin katılımıyla emniyet önlemleri, jandarma anlamında işte kadın personelimiz gelen vatandaşlara bayram kolonyası ve çikolata ikram ediyor. Ekiplerimiz faal durumda çalışıyor. Aynı zamanda sahada 1603 tim ve unsur ile 2228 tim helikopter ve İHA şu anda tepemizde, bir İHA'mızda görev yapıyor. İşte personelin kullandığı drone, bu da şerit ihlalleri konusunda
önemli işlev görüyor vatandaşın trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmesi için. Son olarak plaka tanımlama sistemi, Alper hemen arkamızda dönersek eğer, jandarma teşkilatı asayiş ekibinin içerisinde plaka tespit sistemi de olan sistemler kullanılıyor. Drone'u da ifade etmiştik. Evet, İzmir Jandarması, İzmir Jandarma Komutanlığı bayramın bütün 3 gün boyunca İzmir genelinde huzur ve güven için, vatandaşın bayramı huzurlu geçirmesi için faaliyetlerine devam ediyor diyelim. İzmir'den sözü tekrar size bırakalım Haktan Uysal. Tayfun'a teşekkür edelim. Devam edelim turizm başlığıyla. Turizm sezonunun açılmasına artık kısa bir süre kaldı. Hareketlilik başladı. Sektör temsilcileri 42 milyon turist hedefine rahatlıkla ulaşacaklarını söyledi. Aydın Kuşadası ise 2 yıl sonra kruvaziyer gemilerinin ağırlanmaya başladığı bir merkez. Çok mutluyuz. Yani bu sene iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Özellikle kruz bacağında. Turizmciler yeni sezondan umutlu. Pandemi nedeniyle turizm sektörü 2 yıldır zor dönemler geçiriyordu. Koronavirüsün etkisini yitirmesi ve havanın ısınmasıyla sektörde hareketlilik başladı. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Taceddin Özden, ilçeye 800 bin turist beklediklerini söyledi. 2 yıldır kruz limanımız bomboştu. Neredeyse gemi görmüyorduk. Şu anda çok güzel başladı. Ocak ayından itibaren gelmeye başladılar. Bu yıl 400'ün üzerinde gemi bekliyoruz. 600 binin üzerinde de turist gelecek. Eğer gemiler tam dolarsa bu sayı 7-800 binlere kadar çıkabilir. Dolayısıyla esnafın yüzü güldü. Bütün dükkanlar açıldı. Turizm sektör temsilcileri bu yıl 35 milyar dolar turizm geliri, 42 milyon turist bekliyor. Aynı zamanda 2 yıl aradan sonra kruz gemileri de Kuşadası Limanı'na yanaşmaya başladı. Onlar da turizme can suyu olacak. Eğer Ruslarda da bir hareket olursa biz bu sene iyi bir turizm sezonu geçiririz. Avrupa çok iyi. Polonya, Balkan pazarı, İngiltere, Almanya, bizim önemli pazarlarımız bunlar. Ve buralardan çok ciddi rezervasyon akışı var. Uzak Doğu'dan kültür turları yoğun bir şekilde geliyor. İşte Malezya, Endonezya, Tayvan, bu ülkelerden kültür turları başladı. Turizmciler yerli turistleri erken rezervasyon konusunda uyardı. Türk pazarını çok önemsiyoruz ve belli bir kapasitemizi her zaman için Türk pazarına ayırıyoruz. Yerli misafir bizim başımızın tacı. Zamanında rezervasyon yaptırsınlar. Yani erken rezervasyon indirimlerinden faydalansınlar. Çünkü erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmadıkları zaman son dakikaya kaldığında oteller de dolunca doğal olarak fiyatlar artıyor. Gazetelerin manşetlerini ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Sırada Milliyet Gazetesi var ve Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde TÜBİTAK Başkanı'nın açıklamaları, uyarıları Marmara uyarısı başlığıyla aktarılıyor. TÜBİTAK Başkanı Vandal, son günlerde müsilajla ilgili yapılan bildirimlerin polenlerden kaynaklandığını belirterek yarın olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Boğaz'da balık avlamayın ve iklim göçü olabilir. Haberin alt başlıkları müsilajla ilgili süreç geride bıraktığımız yıl Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti ama denizlerle ilgili temizlik sürecinde ilk adım kirletmemek. Ömrünü denize adayan 68 yaşındaki Selço Ekşiyan bugüne kadar arkadaşlarıyla birlikte Marmara Denizi'nden 29.700 metrekare balık ağı topladı. Bu ağları çanta yapımında değerlendiren Ekşiyan bir kısmını da tarımda kullanılmak üzere Erzincan'daki köylere gönderiyor. 1970 imalatı. Hayatının geçtiği Marmara Denizi'ni hayalet ağlardan temizliyor. Her zaman altını merak etmişimdir. Mesela beni kimse bu yaşıma kadar yüzerken görmemiştir mesela. Hiç yüzmem ben mesela. Ama bir maske takayım, aşağıya bakarak saatlerce kalabilirim. Daha sonra artık daha ne var, daha ne var derken düplü dalışa başladım. 4 yaşından bu yana adalarda yaşayan ve doğduğundan beri denizden hiç uzak kalmayan 68 yaşındaki Selço Ekşiyan, iki arkadaşıyla denize olan tutkularını bambaşka bir boyuta taşımış. Taşlara, kayalara takılarak istenmeden terk edilen avlanma araçlarıdır. Tüm dünyada var bu. Yılda 640 bin ton avlanma aracı denize terk ediliyormuş istemeden. Ve bunları orada kalmaması için ben düşündüm, bunları temizleyelim. Ben filmini çekiyordum, oturuyorduk burada seyrediyorduk. Filmden ne kadar bir alan olduğunu, ne kadar köşe kenar
takılı olduğunu, ona plan yapacaksın. Ve ne kadar bidon bağlayacağımızı. Çünkü biz aşağıya ödünç bidon alarak onları su doldurup aşağı indiriyoruz. Onları bağlıyoruz iple. Bidon da ters duruyor tabii. İçine havayı veriyorsun, o yükseliyor. Serço Ekşiyan, denizi hayalet ağlardan temizlemekle kalmayıp kullanıma da kazandırıyor. 29.700 metrekare ağ temizlemişiz. Tek tek yazmışız. Bazı ağları, tertemiz olanları geri kullanım yapıyoruz. Bunlardan file çantalar yapıyoruz, biliyorsunuz siz de. O file çantalardan da elde edilen bir gelirle Deniz Yaşamını Koruma Derneği'ne vasıtasıyla zaten aktivitelerimizi de onun üzerine bağladık. Normal ağları eğer pis veya ne bileyim üzerinde kekemoz varsa biraz yıkadıktan sonra Erzincan'daki Ercan Akpolat arkadaşımın köyüne götürüyoruz veya gönderiyoruz. Oradan çok talep var. Köylüler ziraatte yani domateslerini, biberlerini çeşitli ve çilek özellikle üzerlerini kaplıyorlar bir çerçeve tahtadan yapıp ağlarla kapatıyorlar. Türkiye'den, Suriye'den Türkiye'de gelen terörist, yabancı terörist savaşçılar sorununa köklü tedbirler alındı. Biraz önce de ilerleyen dakikalarda aktaracağımızı söylemiştik. O ayrıntıları sizlerle buluşturacağız. Suriye'den ekibimizden Mehmet Geçgel notlarını aktarmak için hazır. Vakit geçirmeyelim, hemen canlı yayın noktamıza gidelim ve sözü o ayrıntılar için Mehmet'e bırakalım. Haktan Uysal, Türkiye her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Bizler şu anda Terri Fat'a sınır noktada bulunan Mare'deyiz. Mare'den hemen arka tarafımızda Terri Fat. İşte en büyük operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde burada gerçekleştiriliyor. Kameraman arkadaşım sizlere Terri Fat'ı, o terör mevzilerini de gösterecek. Teröristler her fırsatta oradan sızma ve saldırı girişiminde bulunsa da Türkiye hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. FETÖ'den PKK'ya, DHKPC'den El-Kaide'ye, DAEŞ'ten Atalay'a kadar terör örgütleriyle somut şekilde mücadele ediliyor. Uluslararası toplumun terör tehditine karşı da farkındalığını arttırma çabasını, çalışmalarını da yürütüyor. Yabancı terörist savaşçı yani YTS sorununa karşı da önemli tedbirler hayata geçirildi. Yurt içinde havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan risk analiz grupları tarafından Şubat 2016'dan bu yana 7500 yabancı kontrol edildi. 5734 yabancı da mülakata alındı ve bunlardan 1745'inin sınıra girilmesine, Türkiye'ye girmesine izin verilmedi. Suriye sınırına 192 kilometrelik bir duvar örme çalışması var. Bunu da ifade edelim. Güvenlik güçlerin son dönemde yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde DAEŞ ile ilişkileri nedeniyle yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 2500 civarında kişi gözaltına alındı. Suriye sınırına yapılan 192 kilometrelik duvarın 93 kilometrelik kısmı da tamamlandı. 376.6 kilometre hendek kazıldı. 153.3 kilometrede dikenli tel örgü çekildi. 422.630 metre boyunca da 50 metre arayla sınır aydınlatması yerleştirildi. 79.500 kilometre toprak set yapıldı. Böylece hem ülke içinde hem de sınırlarımızda güven ve huzurun sağlanması için önemli adımlar atıldı. Şu anda Terri Fat ekranlarınızda görüyorsunuz. Terri Fat'tan teröristler her fırsatta işte bu toprağa geçmeye çalışıyor. Bu araziyi geçmeye çalışıyor ve Türkiye sınırına sızmaya çalışıyor. Ancak kahraman Mehmetçik buna müsaade etmiyor ve teröristler sınırlarımıza dahi yaklaştırılmadan etkisiz hale getiriliyor. Alınan önlemlerle teröristler bertaraf ediliyor ki teröristler Şeyh İsa köyünden en çok saldırıyı da bu noktadan gerçekleştiriyorlar güvenli bölgelere. Ancak PKK terör örgütünün artık köşeye sıkıştığını ve bu noktada da paniğe kapıldığını da belirtmek gerekir ki çünkü birbiri ardına hem pençe kilit operasyonları hem de Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz Terri Fat'la yine sivillerden aldıkları evleri karargaha çevirip o noktada hendekler, tüneller kazarak teröristler orada yapılanma içerisindeler. Ancak bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla o hendeklerde başlarına yıkılıyor. Şu anda gördüğünüz işte bu karadan, bu toprak araziden
teröristler geçmeye çalışıyor ancak radar termal kameralara yakalanıyorlar. Onlar zaman zaman üzerlerine alüminyum folyo kapatarak gelmeye çalışsa da artık bu da işe yaramıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hava destekli operasyonlarla teröristleri bertaraf ediyor. Hem sınırda 192 kilometrelik duvar örme çalışmaları devam ediyor. 93 kilometresi tamamlandı. Hem de gerçekleştirilen operasyonlarla her türlü terör örgütüne karşı fırsat verilmiyor. Haktan Uysal. Evet, teşekkürler. Devam edeceğiz. 40'tan fazla Rus uçağını tek başına düşürdüğü iddiasıyla efsaneleşti. Lakabı ise Kiev'in hayaletiydi. 13 Mart'ta hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ukraynalı pilota ilişkin Kiev güçlerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Ukrayna ordusu Kiev'in hayaleti lakaplı pilotun süper kahraman efsanesi olduğunu öne sürdü. 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edildi. Ukrayna ordusu için umut ve moralin sembolü haline geldi. Ancak efsane fazla uzun sürmedi. Ukrayna'da onlarca Rus savaş uçağını tek başına düşürdüğü öne sürülen Kiev'in hayaleti lakaplı pilotun gerçek olmadığı öğrenildi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Kiev'in hayaleti Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir ifadesine yer verildi. Yetkililer söz konusu pilotun 29 yaşındaki madalyalı binbaşı Stepan Tarabalka olduğunu doğruladı. Ancak Tarabalka'nın tek başına 40'tan fazla Rus savaş uçağını düşürdüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Kiev güçleri ayrıca savaşın ilk haftalarında Ukrayna hava sahasının büyük ölçüde Rus kontrolünde olduğunu hatırlattı. Söz konusu şartlarda bir pilotun en fazla 2-3 uçağı vurabileceğini ifade eden yetkililer, iddia edilen rakamların halkın moralini yükseltmek için ortaya atılan bir propaganda olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı 9 Mayıs'ta bitireceği yönündeki iddialara net yanıt verdi. Tarih söz konusu değil dedi. Lavrov, Putin'in sağlık sorunları olduğu iddiasına ilişkin de konuştu. Putin'in sağlık durumunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e sorun ifadesini kullandı. Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını 9 Mayıs'ta mı sonlandıracak? 9 Mayıs, Nazi Almanya'sının teslim olduğu tarih ve Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanıyor. Rusya lideri Putin'in de 9 Mayıs'ta savaşın bitişini ilan edeceği iddia ediliyordu. Net yanıt Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Ukrayna'daki önceliğimiz operasyonlarda sivil nüfusu ve Rus ordusunu en az riske atmaktır. Rusya lideri Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili sorunları olduğu iddiasına ilişkin de Lavrov konuştu. Putin'in sağlığını BM Genel Sekreteri Guterres'e sorun dedi. Geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Guterres Putin'le bir araya gelmişti. Lavrov'un gündeminde Mariupol'deki tahliyeler ve Zelenski de vardı, ABD'yi hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz Ukrayna'da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu ABD'nin uzmanlık alanı olan bir konu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahada neler yaşanıyor? Bunu ekranlarınıza taşıyacağız. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son duruma bakacağız. Bir kez daha sıcak noktaya uzanalım. Ekibimizden Mert Hacalioğlu haber nöbetini tutmaya devam ediyor. Mert, şu anda hangi noktada bulunuyorsun? Hangi başlıkları aktaracaksın? Kolaylıklar dileyerek sözü hemen sana bırakalım. Haklı Nusal, bir taraftan savaş devam ederken diğer taraftan ise aslında gerek enerji kaynağı, akaryakıt sıkıntısı, gerekse gıda sıkıntısı olduğunu belirli oranda belirtmiştik. Şimdi bir akaryakıt istasyonunun önündeyiz. Uzun süredir aslında mevcut olan kuyruklar her geçen dakika daha da artıyor. Çünkü Kiev'e dönüşler arttı bilindiği üzere. Araç sayısı da arttı. Bu nedenden dolayı uzun araç kuyrukları var akaryakıt istasyonlarının önünde. Özellikle benzin bulmakta büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenden dolayı da gün içerisinde bu şekilde bir manzara ortaya çıkıyor ve
Hemen fiyatlar vardı ancak fiyatlar şimdi gitti. Kısa bir süre sonra onu da göstereceğiz şayet gelirsek. Evet bakın şimdi fiyatlar geldi. Benzin 36 grivna, 36.10 grivnadan satılmaya devam ediyor. Yine dizel 40 grivnadan satılmaya devam ediyor ve belirli kısıtlamalar var. Yani öyle rahat bir şekilde mazot bulamıyorsunuz. Özellikle araç yoğunluğunun fazla olmuş olduğu Kiev'de bu sıkıntı daha da net bir şekilde dikkat çekiyor. Şimdi kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya size kuyruğu gösteriyor. Bakın oldukça uzun bir kuyruk. Çevremizde 3-4 tane akaryakıt istasyonu var. İkisinde hiç kalmamış durumda. Hiç benzin yok. Diğer bir tek bulunmuş olduğumuz bu noktada vardı bu cadde üzerinde ve buradaki kuyruğu da görüyorsunuz. Buradaki araçların her biri akaryakıt almak, benzin almak için beklemeye devam ediyor. Ne kadar sürecek o da meçhul. Tabii ki burada uzun süre bekliyorlar. Belki yarım saat, bir saatten fazla burada bekleyiş gerçekleştiriyorlar. Ne kadar alabiliyorlar peki? En fazla 20 litre benzin ve mazot alabiliyorlar. Tabii ki bu da oldukça önemli çünkü büyük bir sıkıntı var. Özellikle lojistik yolları bilindiği üzere Rusya tarafından hedef alınmış, vurulmuştu. Bu noktada bazı şeylerin özellikle tankerlerin gelmesi noktasında Kiev'e büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun yanı sıra da tabii ki bir savaş hali var. Yoğun bir şekilde kullanılıyor benzin. Ve bu nedenden dolayı da şu anda başkent Kiev'de manzara bu bakın. Görmüş olduğunuz gibi halen daha gidiyor. Oldukça uzak noktaya kadar devam ediyor. Bizler de öyle yürüyerek aslında gösterebiliriz. Şöyle yolun karşısına geçelim. Çünkü çok uzun kuyruklar oluşuyor şu an itibariyle başkent Kiev'de akaryakıt istasyonlarının önünde. Bazı akaryakıt istasyonları kendi depolarındaki duruma göre 10 litre veriyor. Bazıları ise 20 litre veriyor. Bu tabii akaryakıt istasyonundaki mazotun ya da benzinin durumuna göre değişiyor. Solumuzda bulunan şeritte bekleyenler şu an itibariyle işte buradan mazot almaya çalışıyor, benzin almaya çalışıyor. Şükrü'den tekrar rica edeceğim şöyle akaryakıt istasyonunun önüne doğru dönersek fiyatlar da aslında bu noktadan görülüyor. 35.10 grivnaya benzin satışı gerçekleşiyor. Sanırım dizel satışı içinde şu anda 40 grivna yani. Oldukça fiyatlar da oldukça yüksek aslında uygun değil buradaki birime göre hesap yapmış olduğunuzda. Ancak tabii ki sahada sokakta vatandaşın bir ihtiyacı var Ukraynalı vatandaşın da. Onlar da bu şekilde kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Peki ne zamandır var? Uzun süredir var. Yani bir aydan fazladır bizler 40 günü geride bıraktık Kiev'de, Ukrayna'da daha doğrusu ve bir aydan fazladır bu manzara yaşanıyor. Zaten birçok noktada 20 litrenin üzerinde satış gerçekleştirmiyor. Yani kimse gidip aracını burada fulleyemiyor uzun süredir. Tam benzin alamıyor. Şöyle bir manzara geride bırakmış olduğumuz günlerde daha azdı ancak bugün daha da artmış. Bunun bir sebebi daha var onu da belirteyim. Bazı akaryakıt istasyonları merkezlerinden kart alınmasını istiyor. Çünkü güvenlik nedeniyle her akaryakıt istasyonunun kendine ait merkezlerinden alacakları kartlar var. O kartları alamadığınız zaman mazot vermiyorlar size. Sebebi ise hangi araca, hangi plakaya bu benzin verilecek? Güvenlik gerekçesiyle bunu yaptıklarını belirttiler. Bizler de iki gündür örneğin benzin alamıyoruz. Şimdi o kartı almak için gayret gösteriyoruz. Manzara başkent Kiev'de bu çözülecek mi? Bu tabii ki bir süre daha bu şekilde devam edecek. Çünkü hem sıkı tedbirler var güvenlik noktasında hem de burada benzin ve mazot kısıtlı durumda diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde kayda geçti. Bir geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobası yangına neden oldu. Zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yoğun bir duman altında. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın esnasında içeride uyuyan iki kişi dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bir duman altında. Siyasi partilerde bugün bayramlaşma günü detaylara bakmayı sürdürüyoruz. Yeni saatle birlikte bir kez daha başkent Ankara'ya gidelim. Geride bıraktığımız saat diliminde İlter Yeşiltaş
MHP ile ilgili gelişmeler aktarmıştı. Bu kez AK Parti Genel Merkezi'nin önünde görüyoruz onu. Bayramlaşma maratonu devam ediyor. Aktaracağın notlar neler İlter? Sözü hemen sana bırakalım. Haktan Uysal saat 9.30'da Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma başladı. AK Parti video konferans yöntemiyle bu yılda yine bayramlaşma programlarını gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçekleştirilen bayramlaşmada koronavirüs gündeme geldi. Malum salgın etkisini her geçen gün azaltıyor. Bundan dolayı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramlaştı. AK Parti yine video konferans yöntemiyle dediğimiz gibi gerçekleşti bayramlaşma ve bu bayramlaşmada da 2023 seçimlerine dolaylı olarak bir atıf yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi ve Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı. AK Parti geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda HDP ile bayramlaşmayacak. Yine AK Parti'nin bayramlaşma programında Gelecek Partisi ve Deva Partisi yer almayacak. Cumhuriyet Halk Partisi en fazla, en çok partiyle bayramlaşan parti olacak. 17 partiyle bayramlaşacak. Bazı bayramlaşmalar video konferans yöntemiyle, bazı bayramlaşmalar da yüz yüze gerçekleştirilecek ve malum Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Memleket Partisi ile de Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bu bayramda bayramlaşmış olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ise 6 siyasi partiyle bayramlaşacak. Yine dediğimiz gibi geçtiğimiz yıllarda HDP ile bayramlaşma olmamıştı haliyle. Gelecek ve Deva Partisi ve İyi Parti ile de Milliyetçi Hareket Partisi yine bayramlaşmıyor. İyi Parti'nin de yine bayramlaşma programları devam ediyor yüz yüze bir şekilde. İYİ Parti de yine HDP ile bayramlaşmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile de bayramlaşma olmayacak. Saat 13 civarında bayramlaşma programlarının sona ermesi bekleniyor. İlter'e teşekkür ediyoruz ve bayramda özellikle İstanbul'da kalanlar için en önemli noktalardan biri ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii. Ziyaret edenlerin sayısı paylaşıldı. Paylaşan isim İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ne zaman? Bayramın birinci günü, bayramın ilk günü. İstanbul'umuzun simgesi, muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104.325 oldu. Maşallah diyor Ali Yerlikaya. Görüntülerde ekranlara zaman zaman yansıyor. Özellikle Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram namazını kılmak için büyük bir kalabalığın toplandığını sizlerle buluşturmuştuk. O kalabalık ziyarete gelenlerle dün gün boyu artarak devam etti ve rakam 100 bini aştı. 104.325 bu Ayasofya'nın ibadete açıldığı günden sonraki en yoğun günü olarak da paylaşılmış durumda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından. Gurbette yaşayan Türklerin bayram heyecanı devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türkler bu sene pandemi kurallarının esnetilmesiyle birlikte bayram namazı için erken saatlerde camileri doldurdu. A Haber ekibi de uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Avar ailesinin evine misafir oldu. Bayram heyecanını gurbette onlarla birlikte yaşadı. Gurbette yaşayan Türkler Ramazan bayramını coşkuyla karşıladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'daki gurbetçiler bu senede camileri doldurdu. Bayram namazına Türklerin yanı sıra diğer milletlerden Müslümanlar da katıldı. Bayram hutbesi okundu, cemaatle dualar edildi. Onlar namaz kılarlar. Bayramı vatanından uzakta geçirseler de Ramazan geleneğini bozmadılar. Çeşit çeşit tatlılar, börekler misafirlere servis edilmek üzere hazırlandı. A Haber'de Ali Dilek Avar çiftinin evine misafir oldu. Evdeki bayram telaşını görüntüledi. Almanya'da Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor. Ramazan bayramının ilk günü biz de Almanya'ya gelen ilk neslin temsilcilerinden Ali Avar, Dilek Avar çiftinin evlerine misafir olduk. Avar ailesi oldukça kalabalık bir aile. Çocukları, torunları hep birlikte buluştular. Birlikte kahvaltı ediyorlar. Biz de onların bayram coşkusuna eşlik ediyoruz. Önce bütün aile üyeleri sırayla bayramlaştı. Küçükler büyüklerin ellerini öptü. Büyüklerse küçüklere harçlıklarını verdi. Önce herkese hayırlı bayramlar dileriz. Bayram çok güzel. Yani insanları güzelleştirir her şeyi. Yani dünyanın neresinde olursam olalım.
Bayramdan çok, Avrupa'da bayramları çok seviyoruz. Güzel oluyor. Ailece kutluyoruz. Sağ olsun konu komşu bayramları beraber kutluyoruz. Çok şükür kuzum. Bugünümüze bin şükür. Rabbim seni hayırlı nasip eylesin. Gene yavrularımdan Allah. Cemil cümlenin evladını esir kesin. İçinde benim yavrularım. Ayaklarına taş dokandırmasın Rabbim. Bunlar da kahvaltılıklara. Melemenimiz, kıymamız, sucuklu, mantarlı kavurmamız var. Yumurta salatamız var şu tarafta. Yani kahvaltılıklarımız var daha. Zeytinimiz, peynirimiz. Onlarımızı da inşallah dışarıda yapacağız. Bunları burada hazırladık. Onları da dışarıda yaptığımız zaman inşallah hep beraber yeriz. Ardından çaylar koyuldu, tabaklar hazırlandı ve tüm aile hep birlikte bayramın ilk kahvaltısını yaptı. Bayram sevincini uzun yıllardır gurbette yaşayan Avar ailesi, çocuklarına da Ramazan geleneğini öğretmeye çalışıyor. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Biz 18 yıl önce buraya geldik ikimiz beraber. İki eltiyiz biz. İki amca kızıyız aynı zamanda. Türkiye'de çok güzel bayram yaşıyorduk biz. Ama 18 yıldır çok güzel yine burada devam ediyoruz bayramımıza. Hep birlikteyiz yine. Allah nasip ederse bunu evlatlarımıza da aktarmak istiyoruz. Hep beraber, hep birlikte. Rabbim inşallah güzel günler görmek nasip eder. Güzel bayramlar görmek nasip eder. Buraya geldik ama burada da bayramımızı yitirmedik. Çok güzel çocuklarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Çok şükür senelerdir bayramımızı bir gün olsun hiç geçirmeden iyi kötü bir kişi eksik, bir kişi fazla, hani işe gittikleri için eşlerimiz bazen katılamadıkları oldu tabii ki ama yine de hep bayramımızı yaşadık, çocuklarımıza Ramazanımızı, Kurban Bayramımızı da aynı şekilde her zaman hep bunu çocuklarımıza göstermeye çalıştık. Rabbim inşallah cümle bayramlar göstermeye hepimize nasip etsin. Ben de torun sayılıyorum. Koronavirüste vaka sayısı 1344'e, can kaybı ise 8'e kadar düştü. Pandemide sona yaklaşılırken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, toplu taşımada maske takma uygulamasının ve diğer kısıtlamalarının 10 güne kadar kalkabileceğini söyledi. Artık kavuşma, kucaklaşma ve maskesiz, mesafesiz ellerimizin sımsıkı birleşme zamanı. Maske müjdesi verdi, salgında gelinen son durumu değerlendirdi. Yakın bir gelecekte muhtemelen COVID-19'la birlikte getirdiğimiz bütün kısıtlamaları kaldıracağımızı düşünüyoruz. Karabük'te temaslarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, Omikron varyantının öncekiler kadar tehlikeli olmadığını ifade etti. Covid'in şu an geldiği durumu biraz omikron belirledi. Omikron çok hızlı yayılıyor ama çok ciddi bir hastalık yapmıyor. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor. Geldiğimiz toplantıda artık işin stabil hale geldiğine karar verdik. Yiğit, Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamaların büyük kısmının kaldırıldığını da hatırlattı. Son açıklanan vaka sayılarına dikkati çekti. Yapılan toplantılar artık omikronun sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağı iniş trendinin devam edeceğini gördük. Bir hafta 10 gün içinde en son kalan kısıtlamalarında kalkacağını düşünüyorum. Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Önemli detaylara ulaştı ekibimiz. Hemen o detaylara bakmak için canlı yayın noktamıza uzanalım. Ankara'ya gidelim. Ekibimizden Murat Sekban o ayrıntılar için karşımızda. Murat, kolaylıklar, iyi bayramlar dileklerimizle sözü hemen sana bırakalım. Kolay gelsin Haktan Uysal. Memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu ay içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi artık netleşmesi, o çerçevenin net bir şekilde çizilmesi bekleniyor. Öğretmenleri, polisleri, hemşireleri ve din görevlilerini kapsıyor. Tabii bu çalışmalar içerisinde hangi meslek gruplarını kapsayacağı da bu da genişleyebilir. Tabii bu çıkacak, toplantıdan çıkacak kararlara bağlı olacak. Düzenleme ilişkin şimdiye kadar iki toplantı yapıldı. Son toplantının da önümüzdeki hafta 10 Mayıs itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. Hazırlanan teklifin taslağın daha sonra teklif haline getirilmesi ve meclise sevk edilmesi de beklentiler arasında ve bu yasama döneminde de artık 3600 ek göstergenin yasalaşması da bekleniyor. Neleri etkileyecek? Aslında en önemli soruların başında bu geliyor. 3600 ek göstergenin artıyor olması memurların maaşlarını, emeklilik aylıklarını ve emekli olurken aldıkları ikramiyelerin artmasını sağlayacak. Bu noktada da artık Bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da gerekli toplantıları yapıyor. 10 Mayıs itibariyle bir toplantı daha yapılacak.
Ve orada da artık taslağa tam şekli verilmiş olacak. Daha sonra da kanun teklifi haline getirilerek meclise sunulacak. Bizler de bu süreçte tıpkı memurlar olduğu gibi detaylarını ve bu kanun teklifinin görüşülmesi sürecini de an be an takip ediyor olacağız. Murat, teşekkürler. Özellikle zincir marketlerde gıdadan kozmetik ürünlerine kadar uygulanan tüm fahiş fiyatlar denetlenmeye devam ediliyor. Son denetimlerde bazı ürünlerde fiyatların yarı yarıya iniş gösterdiği Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu tarafından da paylaşıldı. Sebep Sonuç programında önemli başlıklara da değindi. Onları ekranlara getirelim. Devlet KDV indirimi yaptı temel gıdada. Evet. Bu indirim 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Evet. 7 Şubat'ta etiketini fotoğrafladık. Peynir. Aynı fiyat, KDV %8. 14 Şubat KDV %1 aynı fiyat. Denetim, etkili yaptırım. Bakın, hürriyeti tahdit edici ceza dahi gelebilmeli. KDV %1 sağ taraf, tarihe bakın, 14 Şubat 2022. Yani temel gıda ürünlerinde KDV'nin 8'den 1'e indiği gün. Peki 7 Şubat bir hafta önce %8 de yine aynı fiyata satılıyor. Nerede bunun %7'lik indirimi? Buraya yansımadı. Yansımadı. Kasada kaldı. Devlet vazgeçti almaktan o %7'yi. Tersi, pardon. Heh, evet. Vatandaştan almaktan vazgeçti. Vatandaşın cebinde kalması gerekeni orada... O çalıyor. Cebinden çalıyor vatandaş. Marketlere giriyorum. Ha, fotoğraf lütfen. Çekiyorum. Şimdi çok ilginç. Tespit ettikleriniz 1/3 konjektürel. 1/3 ülkesel sorunlar, maliyet artışı vesaire. 1/3 vurgun dedik. İnanın 1/3'den fazla. Nereden biliyorum? Bunu iyi niyetle gene yaptık biz değil Bakın, mi burada? Bakın biz uzun zamandır sizin programlarınızda dijital takip dedik. Zannediyorum 10 gün kadar önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısından çıktı dedi ki dijital takibi getiriyoruz biz gıdada. O gün marketteyim, çekim yaptık canlı yayınlar. Ertesi gün tekrar gittim. O gün isyan ediyorum. Bu patlıcan 35 lira. Dolmalık biber 50 lira. Taze fasulye Ayşe Kadın 70 lira. Of. Fiyatlar salatalıkta 20 lira. Hepsi fotoğraflı. Evet. Şimdi o günden sonra bir fotoğraf daha çektim. Dolmalık biber. Remzi'cim. Fiyat 35 liradan 18 lira. Ne demek bu? Yarı yarıya. Yarı yarıya. %30'dan fazla köpük vardı gitti. Bir günde yeni mahsul hasat olmaz. Bir günde mi hasat oldu geldi bu. 32.90'a düşmüştü olmalık biber. 50 liraydı. O patlıcan, bostan patlıcandır. Pahalı neden olan 35 peki? lira 20 liraya düştü. Bakın, neden düştü? Pahalı olanı bu. Sizi takip edeceğiz ha, dedi. İşte devlet tamam. İşte dijital takip gösterdi. Sistemi kuruyorum devletin, dedi. Devletin yani... Yani çağrımızı aldı. Tüketicinin çağrısıdır. Müştenelerdir. Sesleniyoruz. Ben sizin geçen programda da hayretle Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi mi dediniz. Fiyat takip komisyonu oluşturun muhtemel gıdada. 7 liraya yiyecektik, 8 liraya yiyecektik. 30 liralara çıkmıştı. İndi. Şu anda 20 lira, 15 lira bandında geziyor. Algı, bir algı oluşturuluyor. Denetleneceksiniz dediği anda fiyat alıyor. Pandemiyle başlayan çip krizi özellikle otomobil sektörünü sekteye uğrattı. Birçok otomobil markası kriz nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı. Rusya-Ukrayna savaşı da çip krizinin üzerine tuz biber ekti. Peki çip krizi otomobil sektörünü nasıl etkiliyor? Bir otomobilde kaç adet çip kullanılıyor? İşte yanıtı. Ortalama 2000 model ve üzeri araçlarda... Bunun üzerinde bile sayabileceğimiz şu anda aşağı yukarı mevcutta 24-25 tane çip var. Çip krizi gündemi oldukça meşgul etmişti ve özellikle otomobil sektörünü vurmuştu. Peki sorumuz şu, bir otomobilde kaç tane çip olabilir? 10, 20, 100? Hayır, çok daha fazla. Ya şu an piyasada baktığımız zaman 2000 model ve üzeri araçlarda ortalama bir aracı baz alacak olursak, arka camları manuel olan bir aracı bile bakacak olursak 300 ile 500 tane arası değişmekte. Daha üst segment araca ve fonksiyonelleri artan araçlara bakacak olursak da 3000 ila 5000 arası değişmekte. Şu elimde tuttuğum devre kartı otomobillerin içinde bulunan kartlardan sadece bir tanesi. Ve sadece bunun üzerinde 60'tan fazla çip var. İşte otomobillerin yılına ve modeline göre bu çip sayısı
çok daha fazla artabiliyor. Peki usta, mesela bu arabada kaç tane çip vardır? Ya bu gördüğünüz araçta şöyle cam mekanizmasından buradaki düğmelerden tutun da işte koltuk ısıtma düğmelerine varana kadar işte gösterge sistemidir, radyo anten sistemidir, koltuk ısıtmasıdır. Bunların hepsinde birer beyin mevcut olduğu için bunların içerisinde de dediğim gibi yaklaşık 3000 ile 5000 arası çip bulunmaktadır. Kaç model bu araba? Aracımız 2010 model. Ajans bugün de bir saati daha geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Bugün bayramın ikinci günü ve gözler başkent Ankara'da. Bir Ankara geleneği aslında bayramın ikinci günü partilerin bayramlaşması. Bayramlaşma maratonu devam ediyor. Yeni saatle birlikte bir kez daha canlı yayın noktamıza uzanacağız. Ve İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktarmak için yeniden karşımızda. İlter, görüşmeler devam ediyor elbette. Neler aktaracaksın? Planlanan program ya da o programlar içerisindeki diyaloglar zaman zaman renkli bir diyaloğa dönüşüyor. Var mı ayrıntılar? Aktarır mısın lütfen? Haktan Uysal, şu sıralarda AK Parti ile İYİ Parti arasında bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Video konferans yöntemiyle yine gerçekleştiriliyor bayramlaşma. Öncesinde sabah saatlerinde saat 9.30'da AK Parti önce ana muhalefet partisi CHP ile bayramlaştı. O bayramlaşmada koronavirüs konusu gündeme geldi. Malum koronavirüs salgını etkisini artık her geçen gün azaltılıyor. Bundan dolayı duyulan memnuniyet parti temsilcileri arasında da memnuniyet yaratmış durumda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin salgının artık etkisini kaybetmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri de aynı şekilde ifadeler kullandılar. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramlaştı. AK Parti 2023 seçimlerine dolaylı da olsa bir atıf yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi ve Cumhur İttifakı'nın önemine özellikle vurgu yapıldı. AK Parti bu sene 11 siyasi parti ile bayramlaşıyor. AK Parti'nin bayramlaşma programında yer almayan partiler de var. Örneğin HDP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi AK Parti'nin bayramlaşma programında yer almayacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak ve bu şekilde AK Parti bayramlaşma programını tamamlamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl 17 parti ile bayramlaşıyor. Bazı bayramlaşmalar video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bazı bayramlaşmalarsa yüz yüze gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yıl bir ilk olacak. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi temsilcileri ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak ve iki parti arasında da bu sene bayramlaşma gerçekleşmiş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayramlaşma tamamlandı. 6 siyasi partiyle bayramlaştı MHP. MHP'nin bu yılki bayramlaşma programında da tahmin edildiği üzere HDP yoktu, İyi Parti yoktu. Gelecek ve Deva Partileri de bayramlaşma programında yer almadı. İyi Parti'de de yine bayramlaşma şu sıralarda yüz yüze devam ediyor. Ve o bayramlaşma programında, İyi Parti'nin bayramlaşma programında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi HDP yok. Milliyetçi Hareket Partisi de İyi Parti'nin bayramlaşma programında yer almadı. Biz de takip ediyoruz, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Aktan Uysal. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını içeren bir video var, ekranlara getirelim. Önce kavuşmalarını diliyorum. Bugün İdlib'de çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir aradayız. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa ettiğimiz biriket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle başlattığımız 77 bin biriket evin 57.306'sını tamamladık. Kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sağlık merkeziyle, fırınıyla, sosyal tesisiyle, çocuk parkıyla eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi.
İnşallah biriket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak. Dolayısıyla 100 bin ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Biriket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin yapımında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine, inşasında çalışan herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere, belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimizde, tarihimizde bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz. Bu huzuru kalple batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Yardım için ayak bastığımız coğrafyaları doğal zenginliklerine göre de tasnif etmedik, etmiyoruz. Sadece insan, sadece mazlum, sadece mağdur görmek bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Bu anlayışla sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz. Yıllardır Afrika'nın ve Balkanların pek çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizle dostlarımızın yanındayız. Afganistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'ten Filistin'e, Yemen'den Ukrayna'ya kadar geniş bir coğrafyadaki insani yardım operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Afganistan'a içinde 5000 ton insani yardım malzemeleri olan 10 ayrı iyilik treni gönderdik. Ukrayna topraklarındaki savaş başladığından beri bu ülkeye 100 tır insani yardım malzemesi sevk ettik. Ciddi sıkıntılar yaşayan Lübnan'a sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 3 iyilik gemisi ulaştırdık. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde toplamda yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız. Paylaşmanın, infakın özellikle bereketine inanan bir millet olarak yaptığımız bu yardımların karşılığını Rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık. Onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle biriket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, Elbab, Tel Abyad
ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Bu duygularla bir kez daha yapımı tamamlanan ve teslim edilen briket evlerin Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin inşasında katkısı olan tüm sivil toplum örgütlerine, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını ve herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Dünyanın en büyük beyaz elması 11 Mayıs'ta satışa çıkacak. 228 karatlık elmasın tahmini fiyatı 30 milyon dolar olarak öngörülüyor. 228 karatlık dünyanın en büyük beyaz elması satışa çıkıyor. Kaya olarak adlandırılan elmas 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarıldı. Christie müzayede evinde satışa çıkarılacak elmasın tahmini değeri 20 ila 30 milyon dolar arasında görülüyor. 250 yılı aşkın süredir hizmet veren müzayede evi 228 karatlık elmasın bir rekor olduğunu belirtiyor. Armut kesim dünyanın en büyük beyaz elması 11 Mayıs'ta tekliflere sunulacak. Müzayedede ayrıca 205 karatlık bir sarı elmas da satışa çıkacak. Sarı elmasın satılacağı fiyatsa 10 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Kolombiya'da canavar kamyon gösterisi düzenlendi. Modifiye edilmiş arabalar hurda araçların üzerinden geçti. Rampalarında yer aldığı araç parkurunda Kolombiyalılar heyecan dolu anlar yaşadı. Modifiyeli araçlar rampalardan uçtu, aksiyon ve heyecan dolu görüntüler ortaya çıktı. Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen canavar kamyon gösterisinde sürücüler yeteneklerini şova dönüştürdü. Gösteri aksiyon filmlerini aratmadı. Katılımın yoğun olduğu araç gösterisinde renkli ama bir o kadar da tehlikeli anlar yaşandı. Canavar kamyon olarak adlandırılan araçlarla hurda araçların üstünden geçen sürücüler izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Üstelik gösteride motosiklet sürücüleri de riskli ve bir o kadar da tehlikeli numaralara imza attı. Rampalardan uçan motosikletler işte böyle görüntülendi. Kolombiyalıların büyük ilgisi altında gerçekleşen araç gösterisinden geriye bu renkli görüntüler kaldı. Bebeklik çağından itibaren oynanan oyun ve oyuncaklar zeka gelişimini oldukça etkiliyor. Peki bebeğin zeka gelişimi için hangi oyun ve oyuncaklar tercih edilmeli? İşte yanıt. Sonra şimdi ona şapka saçırıyor. Eğitici oyunlar bebeklerin zekasını geliştiriyor. Çocuklarınızın zeka gelişimi için herhangi bir oyunlar oynadınız mı, neler yaptınız? Tabii oynadım. Bir yaş itibariyle puzzle'lar aldım, ahşap puzzle'lar. Sonra oyun hamurlarıyla bir şeyler yapmalarını, yaratıcılıklarının gelişmesi için oyun hamurlarıyla bir şeyler yaptım. Hafıza kartları kendimiz yaptık. Ondan sonra kutu oyunları. Çizimle daha çok ilgilendik biz. Hani boş defter verip çizimi çok güzel oğlumla, o yüzden. Yaşlarına uygun oyunlar oynuyoruz ama en çok doğada oynamalarını istiyoruz biz. Evimiz buraya yakın, mümkün olduğunca doğaya çıkarıyoruz. Çocuğunuzla bebeklik döneminden itibaren oynadığınız oyun ve oyuncaklar zeka gelişimi için oldukça önemli. Peki hangi oyun ve oyuncak gelişimde neleri destekliyor?
çocuk ve ergen psikoloğu Selena Yücel, zeka gelişimleri için bebeklerle oynanması gereken oyunları anlattı. Bu dönemde böyle resimli kartlardan çok yararlanabilir, hikaye kartlarından yararlanabilir. Önemli olan nokta bu hikaye kitaplarının çok resimli olması, yazılı olmaması ve büyük olması çok önemli. İnce motor becerilerini destekleyecek işte ipe boncuk dizme ya da işte bir makarna çubuğuna küçük oyuncaklar, düğmeler dizme gibi el göz koordinasyonunu güçlendirecek etkinliklerde hem bilişsel becerilerini hem ince motor becerilerini destekleyecektir. Özellikle böyle masaya, işte duvara yapıştırmak, vakumlu oyuncakları çekme davranışı göstermek. Onlar da yine bir bilişsel beceri istiyor ve kaba motor becerisi istiyor. Bu oyunlara da çok fazla odaklanılmasını istiyoruz. Psikolog Yücel, çocukların ekrandan uzak tutulması gerektiğini de söyledi. 0-3 yaş dönemi dediğimiz dönem o kadar önemli bir dönem ki aslında beyin gelişiminin çok hızlı bir şekilde ilerlediği bir dönem ve dolayısıyla bu dönemde öğrenme çok hızlı gelişiyor ve ekranla temasının minimuma inmesi gerekiyor. Hatta 0-3 yaş arasında hiç ekran maruziyeti olmasını istiyoruz. Telefon, tablet, televizyon hiçbir uyarana maruz kalmasın. Zonguldak'ta 3,5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası tadilat çalışmalarının ardından ilk 4 ayda 4000 aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Mikroklima özelliğine sahip mağara astım hastalarının ilgi odağı oldu. 3,5 milyon yıllık mağara astım hastalarına şifa oluyor. Zonguldak'ta böyle bir mağaranın varlığını biz tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri olan Gökgöl Mağarası tadilat çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Mağara ilk 4 ayda 4000 aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerin ilgisini en çok fosil giriş, astım salonu ve harikalar salonu bölümü çekiyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, mimari yapı ödülü alan mağaranın mikroklima özelliğiyle astım hastaları tarafından rağbet gördüğünü söyledi. Hastalıklarıyla ilgili çözüm arıyorlar. Bunun için de gelen arkadaşlarımız var. Sadece turizm değil, sağlık için de gelen insanlar çok. 875 metrelik Gökgöl Mağarası'nın bu yıl 50 bin kişiyi ağırlaması planlanıyor. Bu haberle birlikte Ajans Bugün'e noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi bayramlar.